Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Stüdyomuza yine her hafta olduğu gibi psikiyatri uzmanı Doktor Serhat ilgili birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Bugün yine çok özel bir sohbet konusuyla sizlerle birlikte olacağız. Bugün değerli izleyicilerimiz hayata katılamayan gençleri işleyeceğiz. Konu olarak tabii özenle seçilmiş bir konu olduğunu düşünüyorum tarafınızdan. Evet. Çünkü siz toplumun ve kişilerin hakikaten daha sıkıntılı olanlarını bir arada görebiliyorsunuz toplumdan yana ya da kişilerin kendinden kaynaklanan noktalarda yani bir sıkıntımız varsa hekimlerimize başvuruyoruz dolayısıyla e, toplumun içerisinde bizler hani daha seyrekken e, size geldiğimizde bir arada e, birçok e, problemi görme şanssız oluyor herhalde gençlerde de ilgili böyle bir e, sıkıntılı durum var ki siz böylesine bir konuyla izleyicilerimizle birlikte olalım istediniz. Çevremizde de bazen var hani bu konuda kendi yakınlarımız olabiliyor. Hayata katılmak çok mu zordur? Yani şimdi mesela benim bir babam lafı vardı abime, uçu oğlum artık uç bak kuşlar uçtu falan derdi. <laughs> yani öyle bazen kuştan yuvadan uçmak, hayata katılmak insanlar için zor olabiliyor. Hani bunun nedeni nedir, altyapısı nereden kaynaklanıyordur? Herhalde birçok kişi için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Bence de faydalı olacak. Birkaç önce tanım yapalım. Biz hayata katılamayan gençten neyi kastediyorum? Ya kendi isteğiyle, ya sistemin zorlamasıyla, ama genellikle bunların hepsinin bir karışımı olarak, artık yetişkin olmuş olmasına rağmen, artık yasal eğitim vesaire tüm süreçleri tamamlamış olmasına rağmen, hala ailesiyle yaşayan, çalışmayan, ...gençleri kastediyorum. Evet. Şimdi ben mesela yabancı filmlerde falan böyle... ...özellikle tabii yabancı film Amerikan filmlerini... ...çok izliyoruz. Oralarda hep böyle şey böyle... ...hala annesiyle oturuyor, hala ailesiyle oturuyor... ...falan diye böyle gençlere böyle... ...şey yapılır. Bir eleştiri gibi. Böyle. böyle filmlerde zaman zaman geçer böyle. Derdim ki yani annesiyle oturmanın neyi kötü? Yani bir sene hani ata hareketi bir toplum olarak... ...geniş aile yapısına sahip olarak zaten... ...hani akıl uslu... ...hakikaten çocuklar annenin babanın yanında olur. Yani yani çalışsa da hayata katılsa da yani evin yükünü çeker, annesine bakar, babasına bakar gibi böyle hep algılardım ama son yıllarda onların ne yaşadığını biz arkadan gelen hani şeyleri benzer yaşayan bir toplum olarak fark etmeye başladım öyle diyeyim. tabii ki yaşlanan insanlar bu batıda da eğilim bu. Mesela Amerika'da insanların %80'i 90'ı çocuklarının ayrı yaşamak ama aynı kentte olmak istiyorlar yani yakın olmak istiyorlar gerçekten. Bizim geleneksel sistemimizde de akıllı çocuklar evden ayrılmaz, anne babanın etrafında olur ama hani evlenmek dediğimiz bir şey var. Köyde bir çocuğu evlendirirsin bir oda yaparsın. Hani bağımsız bir hane oluşur orada. Ve kendi başına geldiğinde bütçesini, şu busunu ayırırsın. Kastettiğimiz bizim bu değil. Yani modern toplumda şu var hani geleneksel sistemde de erkek çocuksa 12 yaşından itibaren anneden beri biraz uzaklaşsa iyi oluyor. Şimdi de var böyle ana kozusu süt alay ediyorlar hemen. Ama 15'inden sonra hani şu akşam ezanında evde olacaksın muhabbetin ilk çatışması diyeyim ben buna. Hani olacağım olmayacağım arkadaşlarımlayım ders çalışıyorum kursum var kavgasının. O sıralarda verilmesi ve gencin sınırlı bir otonomi alması gerekiyor. 18-20-21'de de ...evden çıkması gerekiyor. Yani... E, ...çıkmadığında, bu süreç ertelendiğinde değişik gerekçeleri var. E, giderek... ...bir böyle evden çıkmayan... ...hayata katılmayan... E, ...gençler oluşuyorlar. Bunların bir kısmı bundan hoşlanıyor, bir kısmı hoşlanmıyor. Aslında gençlerin çok başlangıçta işine gelen bir şey. Sınavla uğraşmıyorsun, işle uğraşmıyorsun, patronla uğraşmıyorsun. Ekmek elden su güldü. Aynen. annenin çamaşırlarını yıkıyor. Yemekler zaten alıştığın damak tadında. Babanın arabasını kullanıyorsun. Ee, i̇ki gruba ayırabiliriz. Üretenler, üretmeyenler diye. Üretmeyenler zaten buna değişik gerekçeler buluyorlar. Sistem de bunu destekliyor. Yani e, konuşuruz ayrıntılı. Üretenler de şöyle. Örneğin bu yıl İtalya'da yapılmış bir çalışma var. 25 yaş üstü gençlerin %40 aileleriyle yaşıyor. Çok yüksek bir rakam. Ve %80'lere ulaşıyor. Haftada iki kere ailesiyle yemek yiyen, işte çok yakın oturan insan. Şimdi bu insanı yani bizi şey gibi gibi doğal değil mi? Ne güzel falan gibi. Evet, sık aile ilişkileri olduğu gibi. Değil ama yani hem birey olma süreci hani anne karnında o bir olan Bebekte ilk bir yılda bir simbiyoz diyoruz. Yani anne bebek bir. Hani bebek memeyi kendisinin bir uzantısı gibi algılıyor. Hani ona ait bir şey gibi. Sonra anneyi fark ediyor. Bazen yok meme falan gibi. buna ayrışma bireyselleşme kuramı deniyor. 3 yaş civarında babayı fark ediyor. Sosyalleşmenin ilk yani başkaları da var. Ve 5 yaş civarında sosyalleşmeyi tamamlıyor. Başkaları ben, anne, yabancılar. İşte yabancıları fark ettiğinde yabancı korkusu başlıyor gibi. Bu yaklaşık 12 yaşına kadar görünmez bir iple hani anneden uzaklaşıyor, elini tutmuyor, bırakıyor ama belli bir mesafeyi de koruyor. Anneyi göz altında tutuyor. belli bir işte 5 10 metre, 15 metre ama görebildiği mesafede anneyi babayı tutuyor. Ama yine o ip var. O göbek bağının uzadığını düşün, <laughs> aileye bağlı olan. Ee, bunun bir noktada kesilmesi lazım ki. Yani gerçekten babanızın dediği gibi çocukların bir yuvadan uçması kopması lazım ki sizden birey olsunlar. Sonra hayatını kazandığında, ilk doğumunu yaptığında, maaşını aldığında. Dönüp gelecek bir birey olarak oturacaksın, bir kadeh bir şey içeceksin, sohbet edeceksin. İki yetişkin kadın gibi, iki yetişkin erkek gibi sohbet edeceksiniz yani. Bu olması gerekiyor. Yani biz çocuklar kedi, kedi beslemiyoruz yani. Bu çocuklar temel amaç iyi anne babalık onları hayata katan, onları ayakta tutan, onları hayatta yaşama becerisi öğreten şeydir iyi anne babalık. Bu yoksa o çocuğu Kötürün bırakmışsındır, sakatlamışsındır, kas kısırlaştırmışsındır onu. Yani yetenekleri yok o çocuğun. Hayata tutunamaz. Ee, biz tabii ki eskisi gibi böyle çok çocuk yapmıyoruz. Bu yüzden bir tane, iki tane yapıyoruz. Tabii anne babalar buldumcuk oluyorlar böyle. Ee, bizim anne babalarımızın iki ya da üç çocuğu var. Çok torun yok. Bir tane torun geliyor. E, de aile apartmanlarında da yaşıyoruz. Çocukları o kadar böyle koruyup kolluyoruz ki zaten narsistik hani ben var ya ben tarzında bir nesil yetişiyor. Konuşmuştuk biz davranışsal baskılanma diye. Evde canavar gibi her istediğini yaptıran, kumanda elinden alamadığın son derece saygısız çocuklar ama dışarıda çok tırsak. Yani küçük çocuklardan bahsediyorum 12 yaş altı. Dışarıda babanın ya yani su isterken bile böyle sen istesene filan diye. Kendi işlerini yapmıyor. sürekli böyle bakım beklentisi içinde olan insanlar e, çıkıyorlar. Bu nesil e, evdeki kurallarla yaşıyor ev çok rahat. Yani oyunlar var, o var, bu var, dede var, aile apartmanı. Yani her şey yani su filan diyor. Konuşmuştuk yine biz bunları. Konuşma bozuklukları gelişmeye başladı. Yani çocukları o kadar hizmet ediliyor ki istemesine gerek kalmıyor. Gramer gelişmiyor çocuk Sadece ekrandan bir şeyler izledikleri, oyun oynadıkları saatlerce ve bunun tolere edildiği bir topluma dönüşmüş Biz Çocuk yönetiyor evi. 12 yaş civarında bu çocuklarda işte TEOK sınavı, o sınavı, bu sınavı, testler, dershane başlıyor. Bu sosyalleşmeyi daha çok azaltıyor. Sürekli ders çalışan, sürekli internette oyun oynayan, yani birbirini besleyen gerekçeler var burada. Ee, oğlum işte oğlum niye dışarıda değil sosyal değil? E, sınavlar var, dershane var. Kursa zaman yok. Yüzmeye gönderemiyoruz, baskete gönderemiyoruz. İşte oryantering'e gönderemiyoruz. E, zaman yok işte sınavları var, ders çalışıyor filan. E, ama hiç sosyal değil, arkadaşı yok. E hiç dışarı çıkmıyor ki. Yani e, arkadaş edinmiyor, e, şey, çok internette filan yani nasıl arkadaş? Arkadaş demek bir yatırım demektir. Yani sosyal ilişki bir yatırımdır. Ben sizi çay çağırırım, siz beni çağırırsınız, görüşürüz. İkimiz de ilişkiyi korumak ve geliştirmek için zaman ve emek harcarız. E, yani dışarı çıkacaksın, parkta olacaksın, baskete katılacaksın ki arkadaş ediniz. E, sürekli internette olunca yani test çözme dışında hemen elinin altında olan internet ve dizi bağımlılığı dizi merakı dışında bir sosyal etkinliğe zaman kalmıyor ki. Sosyal etkinlik yapmayınca da elinde bir tek onlar kalıyor. Asosyal, sadece test çözen, hayatı sadece bu zanneden, çok basit şeyleri bile bilmeyen. Yani... E... Mesela bu yarışma programlarında falan evet. ben hayrete düşüyorum bazen. Hani yetişkin artık insanlar, iyi de eğitimleri var. Çok basit Ama işte böyle yetişmişler. ...çok basit şeyi bilmiyor yani, e, yani... ...bir şey izlemedim ama hani... ...kendi alanlarında da bilmiyorlar, hani diğer alanlarda. Çok böyle... ...ben standart Amerikalı... Amerikalılar demek ki böyle yetiştirilmişler geçmişte yani. Standart Amerikanın ve donuk bir zekası var, hep söylerim. Kırmızı ışık bozulduğunda karşıya geçemeyen insanlar. E, herhalde böyle yetiştirilmişler. Pratik zekaları olmayan. Yani... Mesela çok basit şey bilmiyor derken örnek vereyim. Kız mesela 18 yaşında çay demleyemiyor. Yani makarna falan yapamıyor. Yani bizim çocukluğumuzda herhalde en basit bilmiyorum ben ilk çay demlemeyi hatırlıyor hatırlayamıyorum ama hani ilk falan olmalı. Hani o kadar sıradan doğal bir eylemdi ki bu. Fakat çocuk mesela çaydanlığın üstü altı hani sorabilir size. Yani bunun üstü ne işe yarıyor, altı ne işe yarıyor diyebilir. Yani. Anlayamıyorlar. Yani dediğim abartı değil, var böyle vakalar. Yani düşünürken hatırlıyorum. Mesela bir kızımız vardı 18 yaşında. 14 yaşındaki kardeşini dövüyordu. Çünkü makarna çok seviyordu ve makarna yapamıyordu. Yani yap öğrenmiyorlardı. Yani küçük kardeşini döverek yaptırıyor. O biliyor. Böyle bir kızımız var. Yani makarna yani bu bir yetenek değil ama bu çocukların gerçekten çok ciddi bir yeteneksizlikleri, beceriksizlikleri, yetersizlikleri söz konusu oluyor. Eli ayaklı kötürüm gibi yani. Gibi. Teoksinava ok geçiyor, işte felsefesini kazanıyorsun. Endise birden itibaren dershane. var. Şimdi benim annem şey yapardı, iş yaptırdı, söylenirdik tabii bizde yani başka oyun oynamak varken şunu yapmak. Hep meşhur bir laf vardı, yaptın benim için, öğrendin kendin için, yaptın benim için, öğrendin kendin için. Yani düşünüyorum da, öyle öyle bayağı bir hayatın içinde bir şeyler öğrenmiş ya hani. Tabii ki. Zaten temel eğitim, hayata tutunma 12 yaşa kadar. Yani dil, akrabalar, sosyalleşme, hijyen, temel temizlik. Yani bunlar olmadığında sonra çok zor oturuyor. Ya yani yıkanmıyorlar ya. Bakın tek çok temel bir şey yani. Çocuklar yıkanmıyorlar yani. İmkansızlıklar içerisinde olan yerler değil. Tabii tabii yani Böyle boyun üzerinden tuta tutup banyoya sürüklüyorsun. Yani bir tuhaf bir yapı var orada. Her neyse. Üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Ee, kazanıyorlar ya da kazanamıyorlar. Hazırlıklar geldi. Şimdi çok kötü bir şey var. Yani politikaya girmek istemiyorum. AB'ye uyum, AB'ye uyum diye zorunlu eğitim 12 yıl. Ee, fakat liseleri 4 yıl yaptık, içi bomboş. Hiçbir artık koymadık. Müfredatı değiş. Bir yıl aslında boşuna gidiyor. Bir de hazırlık koyumuna beş 5 yıl. Bir de şey yani 4-5 yılda bizim zamanında okumuş olduğumuz bir kimyayı, fiziği, matematiği çok ağır okuyor çocuklar. Yani bakıyorum hani oğlundan gözlemliyorum bir kimya artık üniversite kimya seviyesine gelmiş durumda mesela lisede. Ortaokuldayken, ilkokuldayken kendisi fen bir kimya, Ayşegül Hanım öyle görünüyor ama. E, ee, onu gösteriyorlar ama içi boş. Yani hayata dair bir şeyler hatırlıyorum. Mesela ben e, ben dedim ya bizim kuşağın bir ev ekonomisi, iş bilgisi falan gibi dersleri vardı. Hani bir şeyler e, şimdi onun isimle değişecek farklı şeyler yapıldı ama mesela o derslerde ne oluyordu? Hayatın içinden bir şeyler öğretiliyordu. Yani tamam tasarım masarım yapıyorlar şimdi ama hayatın içinden değil o tasarım. Yani e, yemek çocuklar... yapmayı da, dikiş dikmeyi de, düğme dikmeyi de daha 11-12 yaşında. Evet. O, aile destekliyordu, öğrendik. okulda destekliyordu. Ee, yani bu çocuklar kimya falan öğrenmiyorlar. Kimya sınavı ile ilgili soruları çalışıyorlar. Kafalarında bütün bir kimya yok. Bir, ki. En son olan teok sınavında 8000 çocuk, 8 bin çocuk formu dolduramadı ya. Yani form kağıdına adlarını yazamadı, bir sürü hata yaptılar ya. Yani döküldüler yani yine. Beceriksizlik dediğim bu yani. Siz yeni neslin el yazısı denen o yazılarını gördünüz mü? Bir facia yani. E, bu yüzden ben bu anlamda eğitimine gittiğini düşünmüyorum. Hem yani sadece vurgulamak istediğim süre çok uzadı. Gereksiz uzun, içi boş. Bu da bu çocukları daha asalak, yapıyor. Yani şöyle görevini yerine getirmiş oluyor. Yani o bomboş sistemi sürdürmek. Sadece aynı uzuyor gidiyor bu. Zaten yazları çalıştırmıyoruz. Biz sizinle yazın çocuklar çalışsın, kurs filan da çok uğraşıyoruz. Ee, çocuk 18 yaşında as subay ve hemşire oluyordunuz. Atanıyordunuz yani. Bekir öğretmen oluyordunuz. Evet öğretmen oluyordunuz yani. Şimdi 19 yaşında bir çocuk hiçbir şey yok. 5 yaşında baksın. Gerçekten yani çay yapamıyor, kaynettim. ehliyeti yok. Hiçbir şey yok yani hiçbir nitelik yok. Hatta çok daha önemli bir şey var. Hani bir yerde oturup bir saat duramıyor. Sıkıldım, sıkıldım. E, oyun oynayayım, onu yapayım. Hayatları tablette işte kuş yap, yani onu oyna, bunu oyna bilmem ne böyle saçma sapan bir hayatla gidiyorlar. Hasbelkader sınavı kazanıyorlar. Ee, zaten şunu olacağım, bunu olacağım demiyorlar. Daha çok dertleri alemlere akmak. Hani büyük sınavların sonunda üniversite onlar için Disneyland. Hani gideceğiz, alemlere akacağız gibi. 4 yıllık üniversiteyi 6-7 yılda okuyorlar. Fakat işi boş bir şekilde. Öyle olmasaydı eğer. Hani bizim sekreterlik bölümü mezunu çocuk alıyoruz. Fax çekemiyor. Yani sekreterlik bölümü mezunu ofis programlarını kullanamıyor. Yani o kadar boş ki içi. Sırf test çözmüşler orada, soruları çalışmışlar. Bir rezalet var orada. Yani sonuçta e, en iyi fakülteyi de bitirseler, paralı da okusalar, hayata hiç katılmadıkları için... ...ister lise mezunu, ister üniversite mezunu, iş yapabilen ya da yapamayan, yani meslek etiketi olan ya da olmayan... ...fakat hayatın içindeki pratik anlamda işlevsiz ve kendine güvensiz gençler oluşuyor. Bunların bir tarafı da çok narsistik ve ukala. Onu yaparım, bunu yaparım, şu projelerim var. Babam beni anlamıyor, yani bazen zenginlerin çocukları da böyle, bazen de çoğu böyle. Hani babam beni anlamıyor ama şu projeleri yapacağım filan ve para vermiyor falan. Yani parayı ver harcayayım tarzında projeler çoğu. Ee, ve bakıyorsunuz hani e, aileyle yaşıyorlar çok kavga etmelerine rağmen. Kapalı bir hayatları var aile içinde odasından çıkmıyor. Odada interneti var, bilgisayarı var, laptopu var, televizyonu var. Ee, yemeği kendine göre yiyor. Tüm maliyetler aileye ait. Mesela birkaç genç de şey yaptık. Aileyi tatile gönderdik bir aylığına falan. O sayede çıktılar. Hani, hani enfet ediyorum falan diye. Dedik. Siz gidin o zaman dedik. Tabii evi korkunç bir hale geldiğinde söyleyeyim. Hani çok acayipler. Hani sigarayı içip yere atabiliyor evde yani. Ee, hani öyle bir saygı, sorumluluk falan olmuyor. Olan da e, sosyal fobik, aşırı çekingen olanlar da ikinci bir grup. Hani evden çıkmıyorlar. Bunun çok değişik gerekçeleri oluyor. Yani iki yıllık fakülteyi 8. yıla uzatan biliyorum. 2 yıllık yani bir fakülte. 4 e, yıllık fakülte zaten kafadan artık 6 yıla uzuyor. Şimdi bunları toparladığınız zaman 25, 26, 27 yaşında ama hala evde duran, okuyan, harçlık alan birisi var. Mezun olsun bu 26 olsun mezun olsun. Ee, öğretmense, işte memur olacaksa e, KPSS var. İşte başka bir şey olacaksa onun sınavı var. Tıp, tıpı bitirdiyse TUS'u var filan. Hayatımız sınav yani. E, ve Çocuklar giderek daha kapalı. şöyle söyleyeyim size. Yüzyılın başına dek ortalama ömür 30 yıldı. Yani normal insan ömrü ormana bıraktığınız zaman 30 yıl. Bizim 30 yaşına gelmiş... Yani askerliğini yapmamış, bir hayatta bir lira para kazanmamış bir sürü gencimiz olmaya başladı. Bu nedir? Bir işsizliğin politikası mıdır? Hani işsizliği önleme stratejisi midir? Nedir bilmiyorum ama bu çok büyük bir insan israfı. Yani bu kadar yokluk teknolojiden uzak parasızlık içinde 18-19 yaşındaki gençlerle hayata atılıp bir şeyler yapabildiyse Cumhuriyet, bizim insanlarımız 100 yıldır hani 30 yaşı en enerjik dönemini abuk sabuk sınavların peşinde geçiriyor bu ülke önemli nedenlerden biri devletin eğitim ve istihdam politikaları. Bu çocuklar neredeyse eve devlet tarafından hapsediliyor gibi duruyorlar. Ben çok katılıyorum. Özellikle bu sınavlar nedeniyle hani öylesine sınavlar, öylesine şeyler var ki. Mesela burada ben KPSS ile ilgili falan da program yapmıştım. İşte şuradan şu soru falan filan filan. Neyse yani bakıyorsunuz aslında Türkiye'nin en zeki çocuklarının mesela bir A grubu var. Bu şey kamu yönetimi gibi. E, müfettişlik gibi e, e, alanda çalışacak olanların sınavı diyeyim. Eee bu sınavda e, o kadar zor ki artık o sınavı hani kazanmak ve e, Türkiye'nin en zeki gençleri hani o sınavı kazanayım diye yani iyi eğitim Tüm enerjinin emeklerini o o sınava veriyorlar. Sınavın sonucunda aldıkların girdikleri zaman hani çok iyi koşullarda başlıyorlar dedikleri 2000 lirayla 4000 lira arasında bir maaşla başlıyorlar. Şimdi bakıyorsunuz bu çocuk Türkiye'nin en zeki çocuğu. Hani maaşı tabii ülkeye hizmet ayrı bir şey. Hani onu bedeli yok, onu söylemiyorum ama sonuçta çocukların ülkeye bedel, hizmet etmekten çok bir geçimlerini kazanmak noktasında endişeleri var. Değil mi? Var. Yani temel hedef e, bu Tabii bu yani he, temel Hı. hedef burada hani geçimimi kazanayım, iyi bir yaşam standım olsun. Bir bakıyorsunuz ilkokuldan sonra bir çocuk da o paraları çok rahat bir şekilde kazanabiliyor. E, su satarak kazanabiliyor. Yani ben mesela bir şeyle tanıştım. Böyle bir projeler yapıyoruz ya bir gencimizle tanıştım. Sütleri toplayıp başka yere süt satıyormuş. 7,5 kuruş kazanıyor litrelerde, Çok az geldi bana. Ama dedi aylık 8 bini buluyor dedi kazancım dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani kendine bir şekilde bir yerden bir şey yapabiliyor insanlar. İş yaratabiliyor, pratik zekasıyla şey yapıyor. Yani ha bu kadar çok iyi eğitimlerden geçmiş zaten şey olmuş. Bir de şöyle de bir şey var, aileler tarafından böyle çok adaletsizce bir sistem var. Yani o çocukları öyle yapan aileler çok fedakar ve çalışan aileler. Hani anne baba çalışıyor, şey yapıyor, çocuğumuz iyi bir şey olsun diye. E bu tarafta hadi saldım çayıra, Mevlam kayıra diyen Hayatın aileler Hayatın içine var. daha aktif ve daha becerikli çocuklara dönüşüyorlar. Evet yani. Tuhaf bir şey yani. E, yani hayat ödülünü de vermiyor yani bu noktada diye düşünüyorum, bilmiyorum ama. Çünkü e, benim de etrafım... kazanmanız etraf bir şey değiştirmiyor ki Ayşegül Hanım. Atanmayı bekliyorsunuz. Tabii. Zaten çok büyük doğru sıkıntı süresiz. şu, e, bu istihdam politikası yüzünden yani gerçekten yaratıcılık, enerji... Devlet bunları buduyor yani. Buduyor. Ben ve şunu düşünüyorum. Yani o sisteminde o sınavları çocukların önüne dayatan kişiler bu sınavlardan geçemeyecek yakatta olan insanlar Zannetmiyorum değil. Zannetmiyorum ya. Yani net yani, ya soksanız he, o 550 kişiyi yani 50'si zor geçer yani. Tabii. Zaten o 50'si ülke yönetenler de onlardır yani o geçebilenler geri kalanı zaten ülkeyi yönetmiyorlar onlar da. Yani parmak kaldırıyor. Hani sıkıntı bu. Yani e, bu çok iyi eğitimler veriyorsunuz, şey yapıyorsunuz da ne için? Yani amaçla araç karıştığı için oluyor. Benim etrafımda da şey çok vardı. Yani bir dönem çok iyi dereceler üniversite kazanmış, iyi üniversite bitirmiş, hepsi genel müdürlük bekleyen e, gençler vardı. O işi beğenmiyorlar, bu işi beğenmiyorlar falan ama sen hayata ne katıyorsun? Yani Sonuçta bu şey e, hayata işte kattığına yakın bir şey. Medya ve devletin gazlamasıyla beraber tuhaf bir istihdam politikası bu. Çok yetenekli, çok işlevsel çocuklar, çok iyi üretebilecek çocuklar. İşte sütten şundan bundan inanılmaz. yani O sütü belki sokakta değil de şişeleyip satacak. Belki yurt dışına satacak. Belki süt tuzu fabrikası kuracak. Kendini geliştirecek çocuklar. Acayip bir şekilde işlevsiz, yetersiz ve niteliksiz kalıyorlar. Ve dediğiniz gibi yani işe girip ataran da işte öğretimin 2.500 lira, öbürünün ha şunu söylemiyorum yani Tabii. Yo, ben maaşla kıyasım dediğim gibi işte o hizmetin zaten hani manevi hazlı ...ülkeye hizmet gençliğe hizmet o ayrı bir şey. Tek karşılığında hani aldıkları şey olarak söylüyorum hani ölçüsü ee, olarak. Bunun için memuriyetin bu kadar e, parlak olmaması lazım Ayşegül Hanım. Yani dünyada biz 75 milyon bir nüfusuz e, nüfus olarak da gelir olarak da dünyada. Cumhuriyet'in başından beri 14. 13. 15. sırada ise Fakat memur sayısı olarak dünya ikincisiyiz. Var mı? Ya polis olarak dünya ikincisiyiz yani. Yani Çin var ya, Hindistan var ya. Sizin nasıl ondan daha fazla memurunuz olur ki? Yani bir milyar mi? nüfuslu bir toplumdan bahsediyorsunuz. Bu memura kim maaş verecek? <laughs> şunu anlayamıyorlar yani hizmet sektörü Zeyar üretilmiş sektör. artı değeri. Ee, o gerçekten ekonomiyi besleyen o değerden pay alırız biz. Hı. Hani Madenci çalışır o topraktaki sıfır değeri artı değere dönüştürür, çivi yapar, makine yapar. Hı. O buğday üreten bizim ekmek üreten insan zaten yani. Evet şey toprak değiliz, bizim, ve insan. Biz A Araplar gibi böyle miras yedi bir toplum değiliz yani bizim Aynen. şeyimiz o. Ee, bunu Şimdi orada ürettiğimiz artı değerleri vergi aracılığıyla da biz devlete ödüyoruz. Şimdi devlet vergilerle acayip bir 17. 18. yüze yazılmış bir roman vardır Gargantula diye. Fantastik bir roman. Aslında bir felsefe öyküsü. Bir orta çağ kent devletinin böyle surlarla çevrili bir şehrin önünde şehir halkı dev bir bebek bulur. Kocaman. Adını dev bebek anlamında gargantula koyarlar. Devleti, <laughs> devleti hicvetmek için yazılmış bir roman bu. Devlet orada o dev bebek. Besle besle. Onu be, yani önce derler ki diğer şehir devletleriyle savaşırken falan güvenlik için çok iyi olabilir bu. Onu beslerler, büyütürler. Gerçekten işte dağları düzeltir, tepeleri şey yapar, kanallar açar falan. Ama yani Büyüdükçe doyuramazlar. doyuramazlar yani pisliği mahveder etrafı yani kendileri bu yüzden çökerler her tarafı işgal etmelerine rağmen. Yani Devlet o kadar büyük miktarlarda vergi alırken ve memuriyeti böyle parlatırken arttırırken her konuda bir sürü memur tayin ederken hani bilemiyorum artık ne olacağını ama acayip bir hem özelleştiriyor bir hizmetten çekiliyor. Her alanda hem de inanılmaz bir sayıda memur atıyor. Bunu ta tasfiye edememek için vergileri artıyor. Bir kısır döngü var. Evet. Sizin çocuğunuz yani bugün yedi buçuk kuruş kazanan o çocuk belki daha fazla kazansa süt fabrikası kurabilecek. Fakat yapamıyor bunu çünkü vergiler çok yüksek. E siz çocuğunuzun öyle yapmasını istemiyorsunuz çünkü bir tane bakkal dükkanı açan bile bir üçüncü yılın sonunda yandım Allah deyip kapatıyor. Vergilerini de 5 yıl ödüyor yani abartısız 5 yıl vergi ödüyorsun ya. Bir yıl açık kalsın. Oturmak şeyden daha... Çalışmaktan, ticaretten şey daha karlı. Karlıysa işte ne yapacaksın, neyi konuşacağız şimdi <laughs> gençlerin bu durumunu mu? Hakikaten evet. çalışıp çalışmamayım değil mi? Kısa... E pardon. Evet. Reklamlardan sonra yapalım. Reklamlardan sonra o zaman hemen de... Konuşalım mı yani? Evet. Değerli izleyicilerimiz küçük bir tekrar sözlerleyiz. Değerli izleyicilerimiz küçük bir an ardından tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen. Ben alayım lafı. Şimdi e, politik kısımlarını konuşmak istemiyorum ama ne yazık ki çıkardığımız yasalar 10 yıl sonra bu anlamda ciddi sıkıntı yaratıyor. E, biz burada ne yapılırken konuşurken buna tekrar girelim. Sistem e, dışında yani ailelerin tutumu çok etkili. ...devletin politikası etkili bir üçüncü faktör de... ...çocukların... ...bir kısmında aileden gelen... ...sosyal fobi... ...çekingenlik... ...zeka sorunları... ...biyolojilerinden gelen... ...şizofreni bir ergen hastalığıdır. Yani psikoz... ...gibi tutumlar oluyor. Ya da bu çocuklar aşırı utandırılarak... Aşırı bastırılarak büyütülüyorlar. Ve e, bu nedenle de çok çekingen, çok içe dönük, e, hayata katılmaktan tedirgin çocuklar çıkıyorlar. Bu noktada, bu, bu grubun özelliği şu. Bu grup desteklenip ilaçla, psikoterapiyle vesaireyle topa daha iyi toparlanabiliyor. Diğer grup, Hani artık bir kişilik bozukluğu gibi oturmuş, çalışmayacak olan grup... Bunun felsefesini yapan grup kolay adam olmuyor. Yani e, o konuda önlem alacaksa ailelerin çok hızlı önlem almasında fayda var. Neler yapılacağını 3. bölümde konuşalım ama psikiyatri ne yapabilir? Eğer bu bir hastalıksa, çekingenlikse, bu çocuk kalabalığa girdiğinde terlemesi, çarpıntısı oluyorsa, kuşkuculuğu varsa, uyku bozuklukları oluyorsa, e, bu psikiyatrik bir tabloyu andırıyorsa... Lütfen çok hızlı yardım alın. Beklemeyin, ertelemeyin. Aileler burada diyorlar ki getiremiyoruz. Senin çocuğun vesayet altında hala. 18'ini geçiyorsa gerekirse vasiyet vesayet altına tekrar alarak sulh hukuk mahkemesine başvurarak zorla getir. Özellikle hiç sosyalleşmeyen, hiç arkadaşı olmayan, aşırı kuşkucu, alıngan yani psikotik olabilecek çocukları. Çünkü bu olay kendiliğinden geçmiyor. Hani bir ay, iki ay, üç ay anladım da hani altı ay, bir yıl, iki yıl yani en son gördüğüm çocuk var. Beş yıldır aynı evde yani. Odasında ve evde. Bu anne babalık değil. Bu zulüm aslında çocuğa. Tabii. Yani çocuk tedavisiz kalıyor. Baktığınız zaman da psikotik özellikleri olan. Yani bir tür dezorganize şizofreni dediğimiz bir tabloyu yaşayan çocuk. Bu yani bu anlamda anne babanın çocuğun her istediğini yapması doğru bir şey değil. Her anlamda değil. Yani ona hizmet etmekten olması gereken ne kardeşim 20 yaşında çocukta futbol oynamalı, gezmeli, şunu yapma. Bunu yapmıyorsa sorun var. Uyanın bu anlamda. Çalışmıyorsa sorun var. Okulu bitirdi hayata katılmıyorsa sorun var. Bunu çözmesi gerekiyor anne babaların. Ee, bu e özellikle tabii şey bu tablodaki çocuklar için sizin çok söyleyecek şeyiniz var ama hani biraz böyle toplumda destek işte iş yok ondan sonra gibi ondan sonra Ayşe gidin böyle... iş yok anladım da yani bizim zamanımızda çok mu iş vardı çok mu memuriyet vardı ne yapardın hani yazın işte sen yine bir sürahi verirler su satarsın bir kasa limon koyarlar limon satarsın sakız verirler ya da ne bileyim ee, yanlış hatırlayabilir miyim? Ya, şans, tarihi kader, kısmet diye bir şeyler vardı hatırlar mısın? Kazıtılır. Hmm. Böyle bir şeyler verilir. Hani e, bunlarla e, alıştırılırsın. Babanın yanında çalışırsın. Evin işine yardım edersin. Kömürü taşırsın filan hani bir şeyler yaparsın ya. Bir şeyler yaparsın. Ben e, tüm evler sobalıydı. Odun, kömür için iş tutulduğunu hatırlamam. Aile taşırdı. Her aile o evin bakıcısı, boyacısı, işçisiydi yani. Boyacı diye bir kavram hatırlamıyorum, İzmir'den hatırlamıyorum yani. Herkes evim kendi badanalardı. <laughs> yani tüm e, bu da bir iştir. Bunun dışında iş yok. zannetmiyorum. vernetmiyorum ben, ben e, çok ciddi iş ilanlarını görüyorum ama insanlara beğendiremiyorsunuz. Yani, i̇şin kötüsü olmaz emeğiyle kazanmalısın. Kendi işini kendin yapmalısın. Bu şeyden başlamalı. Yani sofadan tabağını kaldırmaktan başlamalı. Ve 4 yaşında başlamalı yani 5 yaşında başlamalı. Ondan sonra zaten olabiliyor yani. Ee, dediğim gibi son bölümde bunu konuşalım ama e, sorun gerçekten anne babaların ve sistemin tutumu. Çünkü e, çok ilginç bir şey yani. Zihinsel Engeller Derneği'nde 12 çocuğumuz garson sertifikası aldı. Tarım yapıyorlar seralarda çalışmak için. Eğitiliyorlar yani onları da. hayata katılmıyorken normal çocukları hayata evet, sokmuyoruz. Çok büyük bir sıkıntı. Zaten yani sistemin en büyük hatalarından biri de budur. Yani hem o çocukları hayata katıl, aileler çünkü sınavlara değil, çocukları hayata kazandırmaya odaklandığı için. O çocukları daha çok kolay iş buluyoruz biliyor musunuz? Ve daha iyi çalışıyorlar. Fakat diğer çocukları hayata katmak değil, sınavı geçmek amacını koyduğumuz için bir sürü de gerekçemiz var. Mazeretten bol bir şey yok. E, bu çocuklar hayata katılamıyorlar. Yani zihinsel engelli bir çocuk ya da bir eli olmayan bir çocuk rahatlıkla ayakkabısını bağlayabilirken ilkokul sona gelmiş bir çocuk ayakkabısını bağlayamıyor. Annesini uzatıyor. Ben liseli bir çocuğun karşımda otururken e, lise sonda yani Ayakkabısını annesinin uzatıp bağlaması için e, ...annen annenin de eğilip hiç bir şey demeden bağladığını biliyorum. Yani Gözümün önünde olmuş bir olaydır. E, sonra anneli konuşken "Niye yaptınız?" dedim. E, "Terleyince astım oluyor." Hani tekrarlıyor üst solunum yolu enfeksiyonu dedi. Yani eğilip ayakkabıyı bağlayacak yani. Ve 19 yaşında. Bu adamdan hani doktor olur, ne işçi olur, hani ne holding patronu olur ne baba olur ne koca olur yani. Hani holding patronu yönetici diyorsunuz kolay bir iş olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sizce uyduruyorum hani çok büyük işletmelerimiz yok ama hani televizyon da idarecilik kolay bir şey mi? Yöneticilik kolay bir şey mi? Zamanınız var mı? Modern toplumun köleleri patronlardır. Yani şey diyeceğim, o tüm e, işleri yaptıktan sonra patron olabiliyorsun sen. Olaya hakim olacaksın değil mi? Emir vermeyi, emir almayı bileceksin. Her türlü malı, mülkü, şunu bunu bileceksin. Ne giriyor, ne çıkıyor bunu bileceksin. Hani yöneticinin telefonu kapanır mı? 24 saat ayakta hazır nazır, hazır asker olarak bekleyeceksin yani. Yaptığın ve ya, yapmadığın her şeyden sorumlusun der askerlerin iç tüzüğü, bölük komutanı için. Yani yapmadığın şeyden de sorumlusun. Kolay bir süreç değildir ki bu. Zaten asıl sorun bu. Bu çocuklardaki yani formüle edersek hayata katılma ile ilgili becerileri olmayan, bu konuda kendilerine güvenleri olmayan ve sorumluluk alamayan gençlere dönüşüyorlar. Ve bu gençler bir araya geldiklerinde nasıl bir şey kuracaklar, hayat kuracaklar, nasıl bir ülkeyi... <laughs> Şöyle e, taşıyacaklar. E, ülkeyi taşımayı bilmiyorum ben. Yani bu kadar ülke kurtarmaya gitmek istemem ama yani bir yere geldiklerinde, Sonuçta e, geleceğimiz onu Remat değil mi? Yani şimdi düşünün <laughs> bizden sonra onlar gelecekler. Yani e, bir yerlerde onlar görev alacaklar, bir yerlerde onlar iş yapacaklar. Şimdi Sümer kil tabletlerinde e, ne, yeni, bu nesil bozuldu. Ne olacak bizim geleceğimiz diye yazılar var. Yani yani bundan düşün 4000 yıl önce. <laughs> yaşlılar gençlerden şikayet etmiş. Yaşlı dediklerim de benim yaşımdalar yani. <laughs> 40-50 yaşındalar. Yani o zamanlar genç dediğimiz de 13-14-15 yaşında. Mesela ünlü Romalı Hatip Cicero tabii kendi kültürüyle beraber bu gençler bırakın savaşmayı, birini öldürmeyi, bir köleyi öldüremez. Hatta bir hayvan kesemez diyor. Hani çok ciddi anlamda Böyle bir kuşak çatışması kavramı da var. Hani böyle olmak istemem. Ama gelecekle ilgili bir kaygım yok. Çünkü bilim ve teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki tahmin ediyorum radikal dinler ve birkaç manyak grup dışında eğer çok böyle özenli değilseniz ...yani yiyecek, açlık, enerji ile ilgili sorun olacağını zannetmiyorum. Yani Almanya enerjisinin %80'ini kömür üzerinden elde ettiği termik santrallerden elde ederken Almanya gibi Kuzey Kutbu'na bu kadar yakın güneşi az gören bir ülke geçtiğimiz ay itibariyle güneş panellerinden elde ettiği enerji tüm ihtiyacının yarısı oldu. Aslında dünyanın bir enerji, kıtlık vesaire sorunu yok dünyanın çok ciddi bir onun kanını emen bir devlet adamı, bürokrat, vergik, bir, tuhaf bir kapitalist sistem mi demek istemiyorum. Çünkü rüşvet müşvet de ancak devletle oluyor. Yani büyük hırsızlık yapacaksanız devletin mutlaka yanınızda olması lazım. Dünyanın böyle bir vampirler sorunu var yani. Başka bir sorunu yok da dünyanın. Yani şu, ben 30 yıl sonra şöyle olacağına inanıyorum ki öyle gidiyor yani. Eee GDO'lu olduğuna falan bakmazsanız hani ekmek bugün fiyatın onda bile olacak. Her şey çok ucuz olacak yani. Çünkü tam eskiden balıkçılık vardı ama hani belki daha lezzetliydi şuydu buydu bilmiyorum. Şimdi Fakat şimdi balık çiftlikleri var. Yani sen bir balıkçının tuttuğu şey orada üreti veriyorsun yani. Sezonu bekliyordun, oydu, buydu, bilmem neydi falan yani. Eğer çevre kirliliği, küresel ısınma gibi sorunları halledebilirsek, bir de devlet kadrolarındaki o aptal e, kirliliği çözebilirsek liyakatsızlıkla beraber, bunun çözüleceğini düşünüyorum. Türkiye için mi çözülecek Bütün dünya için çözülecek. Çünkü sistemleri oturtuyorlar. Yani sen Twitter'ı istediğin kadar yasakla. Adam uydudan internet veriyor bilmem. Yani şu an mesela Bill desteklediği bir proje var. Ee, yaklaşık e, ara kademi, atmosferin sınırına küçük uydular yerleştirmeyi düşünüyorlar. İşte 50 falan uydu yetecekmiş. Ee, bu uydular interneti doğrudan verecek ülkelere. Hani kablo, kanal, manal olmayacak yani. Wi-Fi ama e, tüm dünyada. Kablosuz iletişim. Hı hı. Bu şu demek, e, i̇nternet ses mes Türk saat, bir, hepsi hikaye demek yani. Bunun üzerine çalışıyorlar. Yani sizin hani iletişimdeki vergi çok fazlayı devlete ikna etmeniz ve yasa çıkarmanıza gerek kalmayacak. Ben doğrudan internet tabanlı Skype'i kullanacağım. Nasıl telekom artık işlevsiz, ev telefonu işlevsiz, yani ev telefonu bağlansın diye beklememize gerek yok. Teknoloji hepimizin cebine bağladı telefonu devlete gerek kalmayacak yani. Ben 2040'da 50'de dijital demokrasinin olacağını ya da genel kurmayı dinliyor, başbakanı dinliyor. Yani e, demokrasi aslında budur. Yani gizli bir şey kalmıyor. Yani her şey ortaya çıkıyor. Ha bugün güç elinde olabilir, silah elinde olabilir ama bir şey yaramıyor ki. Yani işi her şeyi ele geçirmiş olsun. Yani e, attığın mermiden kullandığın tersi kim üretiyor bunu? Yani onu da zaten destekleyen birileri olmasa bunun onun da sesi çıkmaz. Aynen. Yani sonuçta orada üretmeyen şey yapmayan insanlar var. Hani yıkan zaman, insanlar var tabii yani. Şey, e, şimdi onu diyorum işte Kabe'yi yıkacağız demişler. işte Antikabili yıkacağız demişler. Hiç yapacağız dedikleri bir şey var mı? Orayı yıkacağız, burayı yıkacağız, şurayı yıkacağız. Yani amacın ne senin kardeşim yani? Ya, mikrop ne, ne, gibiler. Ne, iyi ele, ele geçiriyorlar ama yönetemiyorlar. Ölüyor yani, organizma. Ne, şey gibi aynı o, mesela düşündük ki Moğollar e, şeye kadar Avrupa'nın neredeyse Balkanlara kadar gelmişler. Bütün her yeri yakıp yıkarak, kekarıp yıkarak ama bir eser bırakmışlar mı? Anılacak bir şey bırakmışlar mı yani? Evet, bir korku kalmış sadece. Yani onun dışında hani bu Moğolların eseridir dediğiniz bir şey var mı hani? Şey ee, gibi. Hani onlar da herhalde aslında ecüt mecütleri. hani. Gibi. Yani zaten benzer bir şey. Hem bunu yapmayan toplumlar, Irak gibi, Afganistan gibi, zaten uyuşturucuydu, şiddetti, o sarmal da yok olup gidiyorlar. Yani bunu yapmayan yok oluyor. Bu yüzden e, bu sorunlar çözülecek. Fakat en büyük sıkıntı şu. Hani e, insana üretimde ihtiyaç kalmıyor. Zaten robot robot geliyor. Aslında bu teknolojik süreç de o çalışmamayı destekliyor. Bizim anlamamız gereken şey şu. Çalışmak ve üretmek sadece para kazanmak değildir kişiliğinin varoluşunun ve kendini gerçekleştirmenin bir parçasıdır. Evet. Şimdi bu söylediğiniz husus çok önemli. Sadece para kazanmak noktasından baktığınızda işte demek ki o sohbete gelir. Yani ülkene hizmet etmenin verdiği evet. şey değil. İşte e, maaşının ne olduğu hayatını alakalı, Geçindirme, Şu hayatını bize. geçindirme noktasına gelir. Ve mesela ben bunu şeylerde de görüyorum. E, emeklilik dönemine gelmiş olan insanlarda da görüyorum. Ay diyor çalışmazsam ne yaparım falan. Mesela hiçbir ekonomik sıkıntısı yok. Ay rahatsız olurum, hasta olurum falan. Mesela diyorum, bir sürü dernek var, şu var, bu var. Çalışabilirsiniz mesela. Oralarda para kazanamayacağı için oralarda çalışmış gibi hissetmiyor insanlar. Böyle bir yapı Tabii, da var. Para... Eğer sadece çalışmak dediğiniz şeyi, üretmek şeyi dediğiniz şeyi bir paranın karşılığında çalışmayla sınırlı tutarsanız o Tabii, da sıkıntı. Çok karmaşıktır yani. Para kazanmak da önemli yani. Para akıllı bir şey. Para aptalda durmaz. Yani e, bu yüzden gerçekten iş adamlarını ben hani kapitalist kapitalist deyip duruyorum ama e, iş adamlarına çok saygı duyuyorum. Üreten iş adamlarını, tabii Aynen. sömürenden bahsetmiyoruz. Kapitalizm dediğimiz şey A, yani Keşke iş adamı. 50 tane koç olsa sabancı olsa. Yani devletin e, sırf teşviğiyle şu suyla bu suyla böyle 3 yılda 5 yılda zengin olmuş olandan bahsetmiyorum. Yani e, odaları yani bir iş adamının odasından kasayla para çıkar mı hiç zannetmiyorum. Yani iş adamı ev almıyor ya. Ben bu parayı sermaye yaparım diye, yatırımda kullanırım diye o kadar zekice pratik düşünüyorlar ki keşke 40 tane koç olsa her biri yüzer bin kişi çalıştırsa üretim için yani. Keşke yani. Ama e, yani işin bu parasal kısmı çok önemli. Bunu kavramak çok önemli. Bir de gerçekten e, hani evde boş oturmamak hani ben çok iyi anlıyorum şu an yaşlarımızın o tutumunu hani. Biraz boş kal. Ya badem kırayım. Şunu yapayım. Saksının çiçeğini değiştireyim. Şu toprağı halledelim. Şunu yap. Hani hiç boş kalmaman lazım. Çünkü boş kalınca beyin bir şekilde kuruyor. Sarmaya başlıyorsun bir taraflara. Kendine güvenin azalıyor. Hayata inancın azalıyor. Çalışmak ve sevme. Yani Freud'un çok güzel bir ruh sağlığı özeti vardır. Ruh sağlığı çalışmak ve sevmektir der. Hani bunu yani bir şeyleri üretmek ve bir şeyleri sevmek diyebilirsiniz. Bu kedin olur, köpeğin olur, çocuğun olur, anan olur, baban olur ama mutlaka bir şeyler üretmen lazım. Yani hiçbir şey yapamıyorsan bir çöpü al yeri eş. Yani e, amacı nedir? Şunu ben ilgilendirmiyor ama mutlaka üretmelisin. Özellikle kendi işin sorumluluklarının başta olmak üzere mutlaka üretmelisin. Yoksa e, giderek böyle budanan, güdükleşen. Ben ev hayvanı, pete falan dönüşüyorsun. Yani böyle evde oturan birine dönüşüyorsun. Evin kedisi gibi bir şey oluyorsun. Bu çok rahatsız edici. Bunun bir sonraki aşaması dejenerasyon. Her şeyi yapabilir o insanlar. Evet. Yani ahlaki, sosyal her anlamda çok, çok güzel bir, bir sözü var yani benim de hayatta düstur aldığım bir noktadır. Ee, okumadan, emek vermeden, çalışmadan kazanmanın yollarını bu, e, arayan toplumlar önce e, hasiyetli şereflerini sonra da bağımsızlıklarını kaybederler diyor. Yani evet. o dejenerasyon bu herhalde değil mi? Aslında. Kesinlikle. Zaten. Yani e, o evde oturup oturası bir de medyada çok yani biliyorsunuz en manyak şeyleri çıkarıyor. En çok reyting alanlar en uçuk kaçık şeyler. Giderek bu normalize oluyor. Sonra topluma ee, ve o evdeki gençler ne diyor ki bu normal bir şey olabilir bu yani. İnsanlar öldürülebilir. Hani açlık önemli değil. Şu önemli değil, bu önemli değil. Ve bu yansıyor gerçekten o çocuğa. Çok kötü bir şey bu. Çok vahim bir şey. Ee, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bunlar benim psikiyatri dışı, kendi kişisel gözlemlerimdir, kanaatlerimdir, eleştirilebilirler ama e, üretmenin ve bir şeylere bağlanmanın yatırım yapmadığın şeyi, onun için çaba harcamadığın şeyi nasıl seveceksin ki Ayşe Gülen? Tabii emeksiz sevgi olmuyor. Olmuyor yani. Ee, bir şey sevmeniz için, bağlanmanız için ona yatırım yapmanız gerekiyor. Bu da e, onun için emek yani bir bu çocuklara mesela bahçe satın alın. Bu çocuklara iş kurun geliyor mesela yine zengin bir adam. Diyor ki çocuğum çalışmıyor onu evden çıkarmak için ona iş kurdum. Tamam da yani İşi sen kurdun. Bu çocuk ne istedi, ne talep etti, ne tırnaklarıyla kazıdı. Hı. Mesela en çok bir yere geldiklerinde ne yapıyorlar? Bira içiyorlar. Bir oyun oynuyorlar, dizi izliyorlar. Bu gruplar. Ee, ne yapabiliriz? Biz buna internet kafe açsak. Ya da bar açsak bunu. Her gün içebilir. O her gün alemlere aksın. Ya yapamıyorlar, yürütemiyorlar. Çünkü onu sürdürmek, Hani onun geleni, gideni, bardağını yıka. Onlar da değiller. Bunları yapma. Hayata bir kere bardak yıkamamış biri nasıl barda çalışacak yani? Ee, i̇şlevsiz ve üretkenlikten yoksunlar. Ee, bunu onlara iş kurarak falan çözemiyoruz. Hazır da buldukları için kıymetini de bilmiyorlar. Ne yaparsan yap. Yani ilk yapacağın şey onu basitten başlayarak önce bir yoksun bırakmak galiba. Yani sonra da yavaş yavaş onu geliştirmek. Üçüncü bölümde bunu konuşalım neler yapabileceğimizi. Tabii. Şimdi neler yapabileceğimizi konuşmak çok çok önemli bir işte o erişkinlik dönemine gelmemiş anne babaların hani yaptıkları bir takım hatalar varsa onları bırakmak ve yerlerine yeni alışkanlıkları kazandırmak. Varsa zamanımız başlayalım. Bir de hakikaten böyle 25 yaşına gelmiş 30 yaşına gelmiş ne evlendirebiliyorsunuz ne çalıştırabiliyorsunuz. Hani evet, doğru söylüyorsunuz evlenmiyorlar. Şey dışındaki yani hani o gerçekten e, psikolojik olarak sıkıntısı olanları kastetmiyorum yani ya da çalışamayacak durumda olanları sağlık nedeniyle kastetmiyorum hani hiçbir şey yok hani el, evlenmiyorlar değil. yani evlilik de bir sorumluluk çünkü tabi bunlara narsis hedonist diyor yeni literatür bir şey elde edene kadar kıyameti koparıyorlar hani 5 ise oyuncak 20 yaşındaysa Ayşe ile evlenecek. Evlendiği anda değeri kalmıyor. O oyuncağı sana aldırdığı anda kutusunu bile açmıyor. Yaptırana kadar. Yani insan evlendikten bir ay sonra ayrılacağım der mi? Her yıl en az 10 tane görmeye başladım ben. Yani kadın yedi aylık hamile yani kadın bir parça sorumluluk sahibi diyor ki ben anlayamıyorum diyor yani yırttı kendini. Kıyametler kopardı onu yaptı, bu hediyeler aldı, şu şöyle yaptı filan hani e, ama şimdi eve gelmiyor diyoruz. Çok ilginç evlilik bir sorumluluk, çocuk bir sorumluluk yani. Bunlara giremiyorlar. O şey gibi mesela e, sırf anne babayın da değil. Mesela en iyi yaptıkları işler e, askerlik, şantiye gibi hani gidip Oradaki işte bekar odalarında kalıp, misafirhanelerde kalıp, e, tabuldot yiyip, akşam bira içip sohbet ettikleri böyle yani e, tarzları çok seviyorlar. Yani çalışırlarsa öyle yerleri seviyorlar. Şantiyelerde, şunda bunda. Ne erkekler, çalıştı belli ne çalışmadığı belli. <laughs> gibi. Hani bir artı değeri olmuyor. Para biriktirmiyor. Falan, onu yiyor kendi O günü yaşıyor sadece ama ne evlilik istiyor ne bir şey istiyor falan. Tabii arkadaş bizim neslimiz bunu anlayamıyor. Yani neden hani olmuyor falan? Hani sorun ne? Sorun yok. Sadece bu çocuk bunu yapacak kıvamı yok. Öyle bir yapı yok yani. Bunu kaldıramaz. Kaldıramıyor. 12 yaş altı için ne yapılabilir? Yani ne olur dinleyen anne babalar? yani bir kişiye gidiyorsa lütfen çocuğunuzun yapabildiği hiçbir şeyi siz yapmayın. Bunu dişini fırçalamak, su getirmek, tabağını kaldırmak, yatağını toplamak dahil. Yapabildiği anda bir sürü yaptırımlar var, şu var bu yani Oyuncaklarını ona topladın. Toplamıyor. Siz topladığınızda bir hafta kaldırın. Oyuncağı mola cezası verin. Yatağını toplamıyor. O ay alınacak olan oyuncağını almayın. Deyin ki 5 kere yatağını toplamadığını görürsen bu ay oyuncak alınmayacak ya da şu olmayacak. Bazıların şey denir bu tip disiplini uygulayan aileler işte askeri disiplin gibi uygulayan falan uygulanmak gerekiyor herhalde değil mi? Lütfen askeri disiplin uygulayın o zaman öyle söyleyeyim yani. Lütfen elbiselerini şey boza pişirin. Yani eskilerin bir lafı var ben ağlayacağıma o ağlasın diye. Çocuğun otuzuna geldiğinde hani işsiz güçsüz oldu şunu yaptı boşandı <laughs> motosiklete kasksız bindi öldü falan. Geçen hafta dört genç öldü yani tek bir günde kasksızlıktan. Hani çocuğun cesedi gözünde ağlayacağını, o bir sorumluluktur ya. O bir akıl yürütmedir yani. O sen ağlayacağına bu yüzden şimdi çocuğunu ağlatır mısın? Çok önemli bir şey bu. Hmm. Yapabildiği hiçbir şeyi e, siz, e, siz yapmayın ve toplumsal sorumlulukları, sosyal ilişkileri dayatın. Yani ayağını indir. 12 yaşa kadar söz ediyorum. Ayağını indir. Misafirleri kay. Ya bana ne ben sevmiyorum Ahmet amcayı. Bir dakika evimize bir misafir gelmiş. Karşılayacaksın sen bunu. Oturacaksın. Evet. Sonra iziz edip gidersin. Ama terbiyesizlik yapamazsın. Yani. Sosyalleşeceksin. Yazın çalışacaksın, üreteceksin. Üretmiyorsan kurstasındır, kamptasındır, eğitimdesindir. Onun dışında mutlaka üreteceksin. Bir şeyler varsa sen de yapacaksın. Aile kömür taşıyorsa o da taşıyacak. Aile sıkılıyorsa o da sıkılacak. Aile bir tasarruf yapıyorsa o da yapacak. Haçlı 150'den 120'ye inebilir, 100'den 80'e inebilir. Hani aylıktan bahsediyorum. Bunun gibi... Ne kadar çok verirseniz, ne kadar çok alırsanız o kadar değersiz oluyor, doyumsuz oluyorlar. Erken, mümkünse 3 yaşına kadar bunları oturtun. Siz sağlıklı yaşayın anne baba olarak. Siz <laughs> kendiniz olun. Çocuk onu emer zaten. Evet. Kısa bir ara verelim isterseniz Peki. Doktor Bey aranın ardından. 12 yaş üstüyle 12 devam edelim. 12 yaş üstüyle devam edelim. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle izleriz değerli izleyiciler.